İstanbul Toz Koparan'da yıkılmasına karar verilen binaların bazıları hala boşaltılmadı. O apartmanlara son zamanlarda hurdacılar dadandı. Kapıları, boruları, hatta abonelikleri devam eden sayaçları bile söküp almaya başladılar. Show Haber ekibi o vicdansızları bakın nasıl kaydetti. Yağmalıyorsunuz orayı, ne yapıyorsunuz? Şu anda kırılanları taşıyorlar. Şuraya bak, rezilliğe bak. İnsan yaşıyor burada yani. Yağmalama var. Bu kapıyı kırıp girmişler. Kırıp içeri. Girmişler. Bakın. Balyozla kırdılar. Biz çekim yapıyoruz. Röportaj yaparken bile yukarıda kırılıyor bazı şeyler. Siz kimsiniz? İyi de şu anda bu binalarda oturanlar var. O bizim durumumuz değil. Bir yanda taşınamayanlar, öbür yanda boşaltılmamış binayı lime lime söküp toplayanlar. Elektrik tesisatlarını bile söküyorlar. Şuraya bak. Kapı kalmamış, pencere kalmamış. Bam güm bam güm indiriyorlar aşağı. Atıyor bak, bak bak bak. Size fazla dolaşmayın yani, her an tehlike olabilir. Toz Koparan'da kentsel dönüşüm kapsamında riskli binaların boşaltılmasına karar verilmişti. Gidebilen gitti, gidemeyenlerin çilesi katmerlendi. Sizin burayı kaç günde boşaltmanız istendi? Bir ay, 20'sinde de olacak günümüz. İnsanlar kiralık ev bulamıyor. Ancak sorunları bununla da sınırlı değil. Süreç devam ederken bu kez de güvenlik tehlikesi başladı. Çünkü evlerinde hala oturanlar varken binaya yağmacılar dadandı. Yukarıdan patır kütür atıyorlar, şuraya bak. Gördünüz değil mi? Daha burada oturan var ya. Yani. İddiaya göre bazı ev sahipleri hurdacılarla anlaşmıştı. Ama ipin ucu kaçtı. Kırdılar, döktüler. Şuraya bak. Şu anda hala bu binalarda oturan varken bu kadar şeyin sökülmesi doğru mu? Bence değil ama. Demirmiş, hurdaymış. Onları alıyoruz yani. Hep geliyor musun? Hep geliyorum. Her gün. Her gün. Bitene kadar. Harap binaların çaresiz sakinleri isyandaydı. Bakın. Bu ne? Bu ne? Benim evimi su basmasın da kimin evini su bassın? Şu doğalgaz borularını çaldılar. Patlatacaklar bizi ev içinde. Yüksek gerilimi binanın. Şu an binada elektrik var. Kapağı falan hep sökülmüş işte. Güvenlik olması lazım. Birileri koruması lazım. Çünkü hırsızlık olayları var çok.